7 Haziran seçimlerine müteakip hem AK Parti kadroları olarak AK Parti Ankara Teşkilatı da olarak da bir iç muhasebe yaptık. Bu iç muhasebe içinde %41 gibi büyük bir başarı sağlamış olmamıza rağmen daha iyi başarıyı nasıl sağlayabiliriz ve tek başına iktidara tekrar nasıl gelebiliriz sorusuna cevap aramak için geniş istişare toplantıları yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü AK Parti milletin ta kendisidir. Milletin içinden çıkmıştır, milletle beraber yürümüştür, milletin kaderini çizmiştir, milletin çizdiği kadere de razı olmuştur. İşte bu inançla bir ayı geçkin bir süredir, bütün Ramazan boyunca hem kendi şahsi muhasebemizi yaptık, hem hareketimizin muhasebesini yaptık. 7 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'nin zaafa düşmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri aldık. Bakınız, istifa doğal olarak 63. hükümet olarak istifamızı verdikten sonra dahi tam bir disiplinle Türkiye'de herhangi bir hükümet eksikliği hissedilmesini engellemek için gece gündüz gayret sarf ettik. Şimdi de yeni bir hükümetin oluşum sürecindeyiz. Takip ettiğiniz gibi son 3 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Öncelikle şunu ifade edeyim. Her 3 ziyarette de son derece nazik bir şekilde karşılayan bu parti genel başkanlarına ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin görmek istediği, arzu ettiği tablo bir araya gelen, konuşan ve ülke meselelerini istişare eden genel başkanlar, liderler tablosudur. Tabii derinlemesine istişarelerde bulunduk. Aslında Ramazan başlarken 7 Haziran seçimlerinin muhasebesiyle meşguldük ve 7 Haziran seçimlerinin neticelerini herkes kendi perspektifinden değerlendirmeye gayret ediyordu. Şimdi de bu ilk tur görüşmeler sonrasında bütün genel başkanlara buradan mesajım, bayramı da bu muhasebenin devamı olarak konuştuğumuz hususlar çerçevesinde bir istişare ve bir muhasebe dönemi olarak değerlendirilmesidir. Netice ne olursa olsun, inşallah güçlü bir hükümet kurmak nasip olur. Ama kuramazsak ve seçim mukadder olursa o zaman da. Neticenin ne olmuş olursa olsun aziz milletimizin müsterih olması ve geleceğe ümitle bakmasını istirham ediyorum. Türkiye'de bütün bir milleti kucaklayan, 78 milyonu kucaklayan bir hükümet vardır. 78 milyonun sözcülüğünü yapan AK Parti kadroları vardır ve duruma hakimdir. Başka şartlarda olsa belki böyle bir seçim matematiği bir takım kriz beklentilerine yol açabilirdi. Daha önceki seçimlerde koalisyon ihtimali olduğunda nasıl türbülanslar yaşandığını herkes herhalde hatırlar. Ama bu sefer Türkiye'de birinci parti olarak seçimleri tamamlamış olan AK Parti hem millete güven vermiştir, hem yeni bir hükümet oluşumu için çaba sarf etmektedir, hem de her an olabilecek her gelişme karşısında da sanki sürekli hükümette kalacakmışız, bu hükümet devam edecekmiş inancıyla vazifesini yürütmüştür. Nihai karar milletindir, milli iradenindir. Biz bu istişareleri inşallah seçim sonrasında da devam edeceğiz ve seçim sonrasında tekrar görüşmeler gerçekleştiğinde tabloyu çok daha açık bir şekilde görme imkanı olacağız. Ama bereketli bir bayramın eşiğindeyiz. Mağfiret ayından sonra bayramda bir şekilde bu aydaki bütün emeklerimizin, ibadetlerimizin karşılığı olarak bir güzel huzur ortamını hep beraber yaşayacağız. Buradan bayram vesilesiyle bütün vatandaşlarımıza olan mesajımız da gayet açıktır. İstanbul iftarında vurguladığım gibi gelin bu bayramı, Ramazan'ı hemen müteakip bu bayramı, Arefe ve bayramı bir helalleşme ve selamlaşma bayramı yapalım. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi etnik ve mezhebi ya da bölgesel geçmişe sahip olursak olalım, birbirini gören her iki kardeş, komşu, her iki ahbap, dost ya da birbirini tanımayan vatandaşlarımız selam versinler, selam alsınlar, helalleşsinler ve Türkiye'nin parlak geleceği için el ele tutuşma iradesi göstersinler. Biz AK Parti iktidarları olarak 13 yıl içinde Türkiye'nin huzuru, refahı, kalkınması ve iç barışı için
ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz.